Herkese merhabalar. Bugün kadınlar arasında çok sık karışan miyom ve kistlerden bahsetmek istiyorum. Şimdi bunları bir şema üstünde değerlendirecek olursak, miyomlar arkadaşlar rahim içerisinde miyometrium adını verdiğimiz düz kastan kaynaklı iyi huylu uğurlar. Bunların değişik tipleri olabilir. Rahim içerisinde tam miyometrium dediğimiz düz kasın içerisinden kaynaklı olanlar, submukozal miyomlar, rahimin içine doğru yerleşmiş olanlar, intramural miyomlar, dış tarafa doğru baskı yapan subserozal miyomlar ve saplı miyomlar olarak 4-5 çeşit miyomumuz var. Bunlardan bir kadın nasıl kuşkulanabilir? Adet düzensizlikleriyle, aşırı adet kanamasıyla gelebilirler. Bu miyomların büyüyüp önde idrar torbasına, arkada makat bölgesine baskıyla birlikte alt karın bölgesinde bir ağrı, baskı hissedebilirler. İdrar yaparken acıma ya da baskıya bağlı bir takım rahatsızlıklar hissedebilirler. Biz genelde bazen de hiçbir sebep yokken normal rutin kadın doğum muayenesinde bu miyomları saptayabiliyoruz. O kadar sık ki 5 kadının birinde miyom görülme olasılığı özellikle 40 yaşından sonra artıyor. Ama bu miyomların bulundukları yeri, konumu, herhangi bir bulgu verip vermediği, kadına bir rahatsızlık verip vermediği önemli. Hiçbir rahatsızlık vermiyorsa, büyüklük olarak da 5 saniye geçmiyorsa ve herhangi bir bası belirtisi yoksa biz bunlara 3 ila 6 aya bir takip öneriyoruz. Onun haricinde miyomların herhangi bir ilaçlık tedavisi önerilmiyor. Çok büyürse, kadını rahatsız ederse ve aşırı adet kanamasına sebep olursa o zaman da cerrahi olarak miyomektomi dediğimiz operasyonunu alıyoruz. Herkese iyi günler dilerim.